Ciğer de evde yakmadık, ışık bırakmamış. Her taraf şıkır şıkır. Canan çok geç kaldı anne, çok. Daha vakit var oğlum, gelir. Sen acıktın mı? Siz acıkmadınız mı? Acıktım da Canan'ı çok merak ettim anne. Şimdiye kadar niye dönmedi ha? Sabah dikişe gidiyorum dedi, çıktı. Emre, yaydın buraya defterini, kitabını. Kaldı şunları topla. Oğlum tabak koyacak yer bırakmamışsın. Tamam. Oh. Aşağısı da düğün evi gibi olmuş ha. Canan yakalanmadan yukarı çıkabilse bari. Oğlum yakalanmaz, merak etme, her zaman nasıl giriyor? Anacığım aşağıdakiler neredeyse işten eve dönecekler. Sepet mi sarkıtıp çekeceğiz yukarı Canan'ı? Sen ne yapıyorsun orada? Düştüm baba. Düşme! Yer çekimi yasası buna mecbur ediyor. Ulan bana bak ya, o yasayı del yoksa senin beynini delerim şimdi. Benim adamı iki çocuklar. Kapı çalmıyor galiba. Ya ne kapısı babaanne, hangi kapı? Burada sadece baca var. Eyvah! Şimdi yandık. İhtiyar mı yoksa Canan mı? Yakalanırsak bu gece kesin ateş altındayız. Oğlum açsana şunu, Canan'dır tabii. Ya anne kapağı şifreli çalmıyor ki, nasıl açayım? Ya kapıyı yapma işte, kapağı kim çalar Canan'dan? Başka aç. Açma baba. Önce kapağın kenarından ayağını göstersin gene. Niye? Basardaki gibi kursa ayağından tanırız. Emre bak, senin beyninin üstüne şimdi bir tane çal. Ya, kim o? Ulan ne salak benim. Aç. Benim. Açıyorum. Benim Kerim. Aç. 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 Tut anne kapağı. Nerede kaldın Canan? Çok merak ettik seni. Ay, öldüm Kerim, dur. Aslan. Evi kocamızdan sonra gireceğiz. Ödümüz kopardı bizim. Nerede? Kapağı niye şifreli tıklatmadın Canan? Ne şifresi canım? Öldüm buraya çıkacağım diye. Ne şifresi? Tamam otur, nefes al, tamam hadi. Al şunu. Az daha yakalanıyordum. Tam sokak kapısından içeri girdim. Hemen ardımdan Bahri ile karısı. Neyse kapıcıyla sohbete daldılar da, hidrofor için falan. O arada kaçıp kurtuldum. Oh oh oh. Yarabbi şükür, iyi iyi, aman iyi. Görmediler değil mi seni? Yok. Aman iyi. Canan torbadakiler ne? Anne, akşam için hoş sürprizlerin mi var yoksa? Biftek falan? Aha, evet. İyi de Canan nasıl pişireceğiz onu? Kokusu aşağıya gider. Ay Canan yaşa be kızım. Ay, konserve yemekten midem alüminyum tencereye dönmüş. Haşlanmış tavuk da aldın mı? Hepsi var, hepsi var. Doğru yanıt hiçbiri. Hiçbiri mi? Canan. Bunlar kumaş. Hı-hı. Ne olacak onlar anne? Arasına peynir doldurup tepsi böreği yapmayı düşünüyorum. Maydanoz yok ki. Aşağıdakilerden isteyiveririz anneciğim. Siz de aklınızı yemekle bozmuşsunuz canım. İşim var, iş çıktı. İş mi? Evet, iş, dikiş işi. Hem de büyük bir iş. Evet sevgili seyirciler, geçmiyor ki ülkemizde... Usandım canımdan, usandım. ...bir olay yaşanmasın. Sabahın köründe işe... ...yatakta işleyen kadınların sayısındaki artış... Akşam gel eve son kaldırla. Bu kez gelen bir haber... Bu kadar da olmaz. Bu cılkı çıktı bu iş. Ya. Koca şişlemek moda oldu. İnsan alır da karısını arada bir dışarı yemeğe götürür. Köle miyiz, ev kadını mıyız, işçi miyiz, neyiz anlamadım da. Usandım şu canımdan. Bari ve ne olmuş lan? Baba dinlesene Allah'ını seversen. Kadını şarkıcı yapmışlar, kocasını şişleyen kadını. Kimmiş bu kadın? Manyağın biri herhalde, ne bileyim ben. Baba kocasını yere yatırmış, ellerini arkaya bağlamış. Ondan sonra çevirmiş adamı. Almış 32 tane şiş kebap şişini. Adamın mahrem yerlerini aynen böyle kaneviçe gibi böyle güzelce işlemiş adamı. Delik deşik etmiş adama. Allah bilir. Peki ne istemiş adamdan bari? Galiba elek istemiş. Adam da almam deyince adamı eleğe çevirmiş baba.
Allah Allah. Ya peki nasıl yani? Anlamadım. İşte kimmiş? Anlasana ya. Temel içgüdü. Herif Karadeniz'de miymiş lan? Baba film var yani, temel içgüdü. Oynadı hani meşhur film. Allah kahretmesin ya. Şey de buz bıçağından bir şey yaptı herifi. Şey işte galiba. Aşk kölesi pozisyonu şey. Ya Allah Allah. Bak sen neler oluyor ya. Kaç oldu saat? Kız hala ortada yok. Sana söylüyorum Bahri Bey. Hiç olmazsa bana yardım et. Şu televizyonda gözünü ayıramıyorsun gibi duruyor. Tamam Levancığım, 19.30 ana haber bulacağım, ne istiyorum. Türkiye'nin gündemi, bunu şey yapmak lazım, kaçırmamak lazım. Çok önemli bir şeyler bunlar. Bahri be. Peki karıyı niye şarkıcı yapmışlar? Kocasını kebap çişine geçirdi diye mi? Yok baba, kadın medyatik olmuş bir kere. Onun için şarkıcı yapmışlar kadını. Levan, akşam ne yiyeceğiz biz ya? Şiş kebap canım, şiş. Hakikaten büftek olacaktı şimdi. Ya da babaannemin köfteleri. Oğlum, şimdi bırak babaannenin köftelerini de barbunya ye. Hadi yavrum, ye. Canım istemiyor baba. Her gün barbunya plaki konservesi, artı domates, peynir. Fix menü. Bıktı tabii çocuk. Bıkılır mı Canan? Oğlum, bu yediklerimizi en kral lokantalarda ordöv tabağı diye tabağa koyup önümüze getiriyorlar. En kral meze be. Kerimciğim, biz de kursağımıza ara sıra böyle ara sıcak girsin istiyoruz. Yani sabah akşam meze yiyoruz diye çoluk çocuk rakıya mı başlayalım? Ay, et kızartıyor bunlar. Ya ızgaranın kokusunu duyar gibi oldum. Oğlum, sen bakma bunlara yavrum, barbunya ye. Fasulye ye yavrum. Fasulye ye bak. Protein var, et niyetine. Hadi. Sen topla Canan, topla. Hiçbir şey etin yerini tutmuyor. Kokusu bile başka mı bari ya? Babaanne, şu bizim güvercinlerden bir iki tanesini yakalayıp damda şişte böyle çevirsek oğlum, mi? Oğlum delirdin mi sen, çarpılırsın mübarek hayvanlar. Ah Kerim, ah sayende çocuğumuz cani de oldu. Ne yaptım ben Canan? Yaptıklarım yapacaklarım yanında hiç kalır diyorsan bilemem. Aman Canan, bir de sen böyle konuşma Allah aşkına ya. Her ay kooperatif senedi ödeyeceğiz diye ne hallere düşüyoruz, görmüyor musun? Sanki keyfimizden düştük bu hale. Doğru baba, tavan arasında yaşadığımız düşünürse düşmüş sayılmayız. Tam tersine zirveye çıktık. Aa, yüklenmeyin adama be, ne yapsın o da? Ev sahibi olmak istedi, eline geçeni işe yatırdı işte. Yani kolay mı? Doğru, vallahi kolay değil yani. Bu kadar alık olmak için de özel çaba ister yani. Keriz de diyebilir miyiz anne? Benim de şu dikişleri yarınki provaya yetiştirmem gerekiyor. İyi. Kaç parça bu Canan? 5. Düğün için. Düğün için mi? Düğün için. Bu zor yetişir ama. Yetişecek, ne yapalım? Artık ilk provaya yetiştireceğim. Ucunda çok para var. Kaç para? 100. 100 milyon. 100 milyon? Evet. Provaya gittiğimde de yarısını verecekler. Yetişir Canan, yetiştirirsin. Yani yetiştiririz. Yetiştiririz anne. Ale, sen misin kızım, geldin mi? Benim dedeciğim, geldim. Yavrum benim, meraklandım. Neredesin kızım sen? Buradayım işte baba. Home, home, sweet home. Ya saat 9:30 be. Ding dong, ding dong. Saat 9:30. Geç mi baba? Ya bu cevap veriyor bana. Ya babacığım, sakin ol. Cevap falan vermedim. Sadece sordum. Geç. Ale, git yüzünü yıka, gel otur çabuk sofraya. Hadi. Ben yedim yemek, sağ olun. Bari neredeymiş? Dur baba dur. Bana bak, gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel buraya otur, konuşacağız seninle. Gel çabuk. Otur buraya. Ne konuşacağız ya? Söyle bakalım, neredeydin sen? Ha, söyle bakayım. Okula gittim. Ha. Oradan arkadaşlarla sinemaya gittim. Raporda bu kadar. Tamam mı baba? Bari. Sor bakalım ulan, arkadaşları kimmiş? Gel bakayım buraya, gel. Gel buraya, gel konuşalım. Söyledim kız, sinemaya gidiyorum dedi. Bana bak, konuşma sen. Gel buraya, çabuk buraya gel. Efendim? Kimim ben Bahri Bey? Bahri? Ne yapıyorsun ulan? Hemen affedersin de özür dile. Baba bir dakika, sen karışma. Tabii, karnınız doydu, yemeğiniz yendi, çamaşırlarınız ütülendi, bulaşıklarınız yıkandı. Ama hizmetçiydim çünkü ben. Ama sultanım bak şimdi yani, sen yanlış anladın. Yok, yanlış yanlış anlamadım Bahri Bey, dost doğru anladım. Benim konumum senin gözünde bu evde hizmetçilik. Affedersin bak, özür dilerim. Ya. Bir dakika anlatayım ben sana. Geldin mi sözümü, ama artık çok geç. Yok ama, yok bitti. Bitti, toplamıyorum bu sofrayı da. Ne isterseniz onu yapın. Evde çalış, iş yerinde çalış, gel burada çalış. Benim salak müdürüm de gitsin o Nurhan şefini, salağını şef yapsın.
canım, sevgilim bak sultanım sen yanlış anladın. Bizim meselemiz şimdi bu değil ki. Bir dakika sen beni dinle. O Ömrü Nurhan'ın kocası var ya. İki günde bir karısını sazlı sözlü yerlere götürüyor biliyor musun? Ömrüm gidiyor benim. Evde çalışıyorum, işte çalışıyorum. Bir takdir görmüyorum. Ama bir dakika yani şimdi ne ilgisi var? Hiç dinlemiyorsun ki. Dinlemez artık o. Sabaha kadar konuşuyor. Şu kooperatif evine gireceğiz diye kıyamet. Daracık ceviz kabuğu kadar eve tıktın bizi. Ne o bitince saray gibi evde oturacakmışız. İstemiyorum ya. İstemiyorum saray gibi evi. Ömrüm gidiyor benim, ömrüm. Babanla sana kölelik etmeye gelmedim ben şu dünyaya. Hayda! Hoppala sen de şimdi beni de karıştırdın işin içine. Baba, baba işte, baba şey. Ben ne yaptım sana ya? Açtı ya çenesini, sabaha kadar konuşacak. Şey yapma baba sen. Yatır beni bir huzur evine ulan. Ağır geliyor artık. Ay baba! Canan, bunların da kooperatifle başı dertte. Baksana kadın isyan ediyor. Ya yazık, üzüldüm ben de. Sen kendi haline üzül kızım. Onların hiç olmazsa oturacak bir evleri var. Yerden tavan arasına kadar haklı babaanne. Oğlum bana bak, sen her şeye karışma. Sen dersine çalış. Tamam anacığım. Canan şimdi gidecek. Halledecek işi, alacak parayı. Verecekler değil mi parayı Canan? Verecekler. Önce yarısını. İş tamamlanınca gerisini ödeyecekler. Canan bunların düğünü ne zaman? Cuma. Cuma mı? Bugün salı, çarşamba, perşembe, cuma. Oo, daha dört gün var. Ya, işte bir an önce provayı yetiştirmem gerekiyor. Tamam Canan, yetiştiririz güzelim, hallederiz, sabaha kadar çalışırız, merak etme. Sen kendi adına konuş, benim uykum gelir. Tamam be anacığım, sen uyu, uyu. Canım anacığım benim, sen uyu. Yakında evimize taşınıyoruz, gece gündüz uyursun. Ne demek oluyor şimdi bu yani, taşınca öl mü demek istiyorsun? Bak, tövbe tövbe tövbe, bak bak, o nasıl söz be anacığım, o nasıl söz? Canım, besle büyüt, sonra böyle papuç gibi laf işit. Anne, boşuna alınganlık ediyorsun. Kimse bir şey söylemedi ki şimdi sana. Aman babaanne, ortada pol yok. Yumurta yakken olay çıkarır hep. Emre, bana bak, ne biçim konuşma. Sen dersine çalış bakayım, hadi. Çalışıyorum baba. Ortada pol yok, yumurta yok deyimini cümle içinde kullandım. Türkçe. Dur Kerim, dur. Senin sayende çoluk çocuğa ders konusu olduk. Emre, bir de eşek sudan gelinceye kadar dayak yemek deyimi var oğlum. Bir de onu cümle içinde kullan ha. İstersen ben sana yardımcı olayım. Kerim yeter. Gel. Tut şunun ucunu. Tamam tutalım. Ay ölçemiyorum. Getir. Ne oldu? O zemin katın sahibiyle konuştun mu? Konuştum. Ev çok güzel ha. Kirası da iyi ama işte. 6 aylık peşinat istiyorlar. 120 milyon ediyor. Olsun. Buradan aldığımız parayla öderiz. Üstüne de biraz borç alırız. Kimden borç alırız Canan? İş yerinde borç alacak adam kalmadı ki artık. Ama olsun ben... Ben yine de bir Nuri Bey'le konuşurum ya. Nuri Bey. Ha. Tamam peki, Nuri Bey olmazsa başkasını bulurum. Aman bul, bul da bir an önce kurtar bizi şuradan. Bul yeter ki. Ne var? Ne var? Dönmeyeceksin tamam. Ha Alev sen misin kızım? Benim dedeciğim benim. Sen yatmadın mı daha be yavrum? Yok çok dersim vardı dedeciğim. Su içeceğim sonra da yatacağım. Tamam. Sen niye yatmadın? Kızım ben işte bütün gün uyuyorum. Gece olunca böyle gemici feneri gibi dikiliyorum duruyorum kızım. Bunlar da kalkılmışlar baksana. Ha onlar orada uyuyup kalmışlar mı ya? Ha. Dedeciğim sen de yat artık. Yatınca uykun gelir. Olur mu kızım, ben nereye yatayım? Yatağımı ele geçirmişler Alevciğim. Kaldıralım onları. Anne. Yapma be yavrum. Zavallılar yorulmuşlar. İkisi de uyuyup kalmışlar. Ay dedeciğim benim. Çok düşüncelidir benim dedem. Ben yatsam da uyuyamam şimdi kızım. Ne yapayım böyle davranmaya mecburum evladım. Ben sığınmacıyım, misafirim. Sen de duydun mu Canan? Neyi? Sığınmacı falan dedi ihtiyar. Bizi mi fark etti acaba? Yok canım, sanmam. Yok baba, onun altından koltuğunu çekseler fark edecek hali yok. İhtiyar. Beğenmiyor musun ihtiyarları Emre Bey? Memleketi onlar yönetiyor. Hepsi de taş gibi maşallah. Kim çekebiliyormuş altlarından koltuklarını? Tamam anne. Çekmesinler diye koltuktan kalktıkları var mı Allah aşkına? Elektrikler gitti. Tüh, görüyor musun şimdi? Tamam heyecanlanmayın. Ben hallederim, sakin olun tamam. Bir dakika. Yavaş. Dikkat et Kerim. Tamam. Demedim mi ben sana? Yavaş. Nerede öbür ampul nerede? Ya, televizyonun yanında galiba, sandığın üzerinde. Yavaş. Bir dakika. Kerim.
Kulum, kulum. Ay. Nerede lan? Yanında ya. Tamam, buldum, buldum. Ay. Kırıldı mı? İnşallah ampulü kırmadın baba. İnşallah duymamışlardır sesimizi. Ampul kırılmış anne. Ey, oranı buranı kesme, dikkat et. Tamam, yapacağız. Ay, şurada tüpün altında, kolonun arkasında bir tane daha olacaktı. Var mı? Harikasın canım. Harikasın. Baba, şu kutbağaları aydınlandıktan sonra yap istersen. Bir dakika, ulan fazla konuşma, arıyorum. Ruhum sıkıldı, takşını takacak sana artık. Bir dakika be anacığım, biraz sabredin be. Ha? Buldum. Buldum, tamam. Ne? Bak, o ya ayağımın altından çektin de şu. Bir dakika, bir dakika. Neredeydi bu? Ne var? Dikkat et Kerim. Kerim, ne var? Aman! Aman! Bir dakika, çıkarıyorum. Dikkat et, aman dikkat et. Ama çarpılma. Aman Kerim! Bu gürültü ne bari Allah aşkına? Neydi o? Ne bileyim ben. Bari! Baba! Tavan arasından bir şey devrildi. Baba. Ne tavan arası baba? Taktı sendi bu tavan arasına. Fare var tavan arasında galiba. Ne faresi baba? Ev tepemize çöküyor sandım. Sakar var, sakar. Tavan arasında mı? Yok, aramızda. Aramızda derken beni mi ima etmek istiyorsun yani? Hadi, hadi. Ne diyorsun ha? Hadi. Biraz kömür ateşini ver. Allah Allah. Hadi baba, git. Nereye çarpıyorsun Allah aşkına? Ben mi çarpmıyorum be kızım? Hadi yat uyu baba, yat uyu yav. Gecenin bu saati olmuş, hala dolaşıyorsun ayakta. Hadi yat uyu. Allah Allah. Dur, yapıyorum yerini, dur. Televizyon açık, ne seyrediyorsun bu saate kadar Allah aşkına? Vallahi billahi ya. Dur yat baba, dur, mis gibi işte. Seyredin. Şey yapma, kalkma. Bir şey seyrettiğim yok mu ev kızım? Rosanna Podesta'nın filmi vardı, Güzel Helena, ona baktım. Uyku sersemi olana kadar evet. Şekerim oturuyor, ondan sonra dandun çarpıyor sağa sola. Parçalayacaksın bir tarafını böyle yaparsan. Hadi yat uyu. Ya ben senin yerinde olsam şerefsizim 24 saat yatarım. Bu bitti Canan. Buraları niye atladın Kerim? Tabii oraları da kalsın artık. Öldüm bittim yorgunluktan vallahi. Öyle şey değerli, onları da al. Nasıl gidiyor anne? Bitiyor, bitiyor. Bakayım. Oho, bunun işi uzun. Ölene kadar bitmez. Bitecek oğlum, bitecek. Bitmez. Bana bak, sen her şeye karışma. Hadi bakayım, hadi yala, yala, hadi. Ne oluyor baba ya? Kabalaşmayalım. Anlamadım. Emre, cevap verme. Taciz ediliyorum anne. Ulan bana bak, şimdi seni kafa etine sokuveririm şu iğneyi. Kerim sen de sus. Annen uyuyor, görmüyor musun? Sen bir şey yemedin mi? Babaannem ekmek arasına peynir koyup hazırlamış akşamda. Çantamın içine attım. İyi iyi, hadi çık. Geç kalacaksın yine. İyice şımardı ha. Bırak şimdi onu Kerim, elindekini bitirsen. Öğlene yetiştirmemiz lazım. Tamam tamam, bitiriyoruz, az kaldı. Oh, belim belim belim, ay belim tutulmuş. Bak, Kerim. Efendim anne. Bitmedi mi daha? Ne anne? Ay ne olacak? Bu bitiyor anne, bitiyor. Ay ne bitmez şeymiş o da. Bitiyor anacığım, bitiyor. Ne o, uyandın mı ha? Bu ne biçim soru Kerim? Bir saattir konuşuyor kadın. Sen işe gitmiyor musun? Anacığım gideceğim ama işte görüyorsun yani. Bu iş bitsin öyle Kerim. Birlikte çıkarız olmazsa. Hem eve de bakarız. Bir iki saat geç gidiver.
Canan, zaten işler koptu kopacak ha. Karım hastalandı falan dersin. Hastaneye götürdüm dersin. Patronla konuşursun. Herif artık o yalanı yemiyor Canan. 8 defa söyledim ya. Bu sefer de yakayı ele verdik tabii. Aa, nasıl? Nasıl olacak? Karım ateşlendi dedim. Kaç derece dedi. Ben de daha inandırıcı olsun diye 100 dedim herif. Aa, 100 mü? Evet. Kaynama noktası o ki. Bu sefer de karım fokurdadı gitti dersin. Belki birkaç kuruşta avans koparırsın cenaze masrafları için. Allah korusun. Allah Allah ya. Sabah çete, akşam çete, bir çete tutturdular. Bizim zamanımızda çocuklar çete kurardı mahallede. Onların da kulaklarını çekerdik ya. Şimdi bir çete, koskoca adamlar utanmadan çete kuruyorlar ya. Allah'ım ya. Sen... Islah ile ya Rabbi, çete çete. Ben geliyorum. Bir dakika bekleyin. Kim o? Geliyorum. Bekleyin. Dur yavrum. Ha? Buyurun. Estağfurullah. Kime bakmıştınız yavrum? Biz tahsilat için geldik bey amca. Hay Allah razı olsun ya. Yine eskiye döndünüz ha. Kapıdan mı tahsil ediyorsunuz elektrik su paralarını? Bir kuyruk bir kuyruk illallah. Vallahi. Ben fedai, bu da asistanım Babür. Memnun olduk amca. Bizimki özel. Özel icra dairesinden geliyoruz bey amca. Ha? Özel icra dairesi mi, o da neymiş? Anlamadı fedai abi. Anlatırız Babür. İstersen bey amca ayrıntıları evet, içeride geçelim. Kapıyı kapatalım. Kusura bakma, benim kataraktım ilerledi dedi. Tamam. Geçmiş olsun bey amca. Allah razı olsun. Yakında ameliyat yaptıracaklar Allah. Bana. Maşallah. Geç amcacığım. Geç. Dur. Tamam. Buyurun evladım. Kimsiniz ya? Anlatın şunu bana. Ortada yanlış bir durum yok bey amca. Kooperatif senediniz varmış. Kooperatif mi? Bizim evet, mi? Evet. Bak bir de bizim mi diye soruyor Fedai abi. Sizin kooperatifin yöneticisi bizim patrona senet kırdırmış. Sonra da aynen tüymüş yani. Bizim patron da senette yazılı adrese gönderdi bizi. İyi, oraya gitseydiniz ya yavrum, buraya niye geldiniz o zaman? Senetteki adres doğru bey amca. Öyle Fellah mi? Sokak 12 Taksim 2. Fellah evet. Yanlış geldik Fedai abi. Taksim diyorsun, burası Beşiktaş. Kes Babür. Neyse bey amca, adres doğru. Bu borç ödensin, konu kapansın, bizi uğraştırma. Yavrum sakın bir yanlışlık olmasın. Bizim kooperatife filan borcumuz yok. Her ay muntazam öderiz. Benim yavrum Bahri'cim öder. He. Ver bakayım şunu bana. Hop bey amca. Babir uyanıklık be. Yok. Yemezler. Senedi alma numarası bize sökmez, tamam mı? Ben öyle şey bilmem ya. Tövbeler olsun, estağfurullah. Ne diyorsun? Neyse abi? Çağır bakalım bize şu... Babür şunu okusana. Okuyayım abi. Selahattin Hak Yemez. Ulan geri zekalı. O bizim patron. Ön tarafı oku. Kerim Camsız. Kerim Camsız. İşte ben bu adı bir yerden hatırlıyorum ama nereden? Yok Gamsız. Kerim Gamsız. Tamam. Kerim zaten diyoruz, geçiyor ortalıkta çok. Bir Kerim geçiyor. Neyse canım, saklanıyor mu içeride? Allah Allah, kim ya o? Kerim Gamsız. Beni arıyor bunlar Canan. Aa, seni mi? Çek senet mafyası herhalde. Mafya mı? Evet. Eyvah. Bizim Batık Kooperatif'in senetlerini tahsile gelmişler. Aa, nereden çıktın bu şimdi? Ya peşin verdiğimiz tarihsiz senetler vardı ya. Kooperatiftekiler onları piyasaya kırdırmış. Adamlar da senetleri tahsile geldi herhalde. İyisi ödemezsek bunlar bizi paramparça eder Canan. Ne yapacağız şimdi? Ay, ne yapacaksın oğlum? Oturduğun yerde. Yani zaten hayalet gibi yaşıyorsun. Kim arar seni burada? Annem doğru söylüyor. Ya, arayacaklar, bulamayınca da çekip gidecekler. Tamam evladım, oldu. Hadi yavaş gel. Dikkat et. Bahri'cim, yavrum benim. Tamam. Konuştuk. Ne diyor bey amca? Şey diyor... Cep telefonundan aradım, yoldaymış, geliyor. Gelsin. Gelsin de benim oğlumun adı Kerim değil ki yavrucuğum. 100 defa anlatmaya çalıştım, anlamıyorsunuz.
Bütün evi aradım Feday abi, hiçbir yerde yok. Çekmecelere kadar baktım vallahi. Ne o? Babür Bey kardeşim, siz şeyi mi sağ solu mu karıştırdınız yoksa? Yok bey amca, yok. Babür bey amcamı kızdırma. Emekli komisermiş ha, ona göre. Komiser mi? Ya başkomiser ya. Görmüyor musunuz orada? 3 yıldız olacak başkomiser. Başkomiser mi? Vallahi ben hiçbir şey yapmadım ki Feday abi. Yani sen bana içeriye bak, ara dedim. Ben de aradım geldim. Yandık canım. Bunlar her tarafı arıyor. Ya buraya da gelirlerse? Gelirler mi? Yok canım, fark edemezler burayı. Edemezler değil mi? Edemezler. Ama ya ederlerse? Hiçbir yere kaçamaz. Tavan arasına bile saklansa... Biz bacadan girer çıkartırız o Kerim denen adamı. Aman aferin bulun. Nerede bulursanız bulun, yakalayın getirin de birkaç tane de ben geçireyim ona. Parayı vermeden yanlış adres verip kaçmak neymiş, görsün gününü. Allah! Durum ciddi Canan. Bunlar birlik oldu ha. Komiseri de hiç gözüm tutmamıştı zaten. Ayol ne yapsın adam? Evini basmış uğursuzlar. İyi o zaman anne. Tamam. Teslim et oğlunu, kurtar ihtiyarı. Gerekirse tabii teslim olacaksın. Ya boşu boşuna ihtiyarı hırpalamaya kalkışırlarsa. Allah korusun anne, olur mu öyle şey? Merhaba baba. Bahri geldin mi yavrum? Gel gel gel. Ne oluyor baba? Beyefendi saygılar sunarım. Ben Fedai, bu da asistanım Babür. Memnun oldum. Vallahi ben de dersem yalan söylemiş olurum. Ne dedi Fedai abi? Beyefendi bu tanışmadan senin kadar memnun olmadığını ifade etti. Aynen öyle söyledim. Neler oluyor burada arkadaşlar? Bari evladım, bunlar Kerim diye birini arıyormuş. Sen burada böyle biri yok demedin mi baba? Peki baba. Demez olur mu? Bey amcanın hakkını yemeyelim dedi de biz inanmadık hani. Niye? Çünkü elimizdeki verilere göre Kerim Gamsız bu evde yaşıyor. Allah Allah. Ya. Peki nerede? Ah, nerede olduğunu biz de az önce tartışıyorduk bey amcayla. Siz misiniz yoksa? Ne münasebet kardeşim. Bari evladım, bunlar evin her tarafını kurcaladılar. Hani tecavüz mu be? Evet hani? Evet, kanunen öyle. Ama şu anda kanunlardan çok uzaksınız beyefendi. Yok canım, sadece bir uyarı. Bari dikkat et. Bunlar dolur gelmişlerdir oğlum. Tartaklamaya başladılar be. Polis çağırsak mı? Gelin. Nasıl? Camdan mı bağıracağız? Evet, hatırladın mı? Nerede bu Kerim? Bırak oğlumun yakasını ya. Ya bırak amca, sen karışma. Onlar aralarında hallederler. Ya kardeşim, ben değilim diyorum ya. Bak istersen kimliğime bir dakika. Çıkar. Biraz gevşe, çıkarayım. Bak kardeşim, bak. Bak şurada bak. Oku bak, gözünü seveyim. Evet evet, burada da Kerim yazmıyor. Ya yazmasa bir kardeşim, yazarım burada. Kerim buradan taşınalı. Huu, yıl oldu. Eski kiracı, buranın eski kiracısı. Taşındı mı? Evet. Bizi atlatmıyorsun değil mi? Adamı ya, dedi ya çocuk 40 kere değilim diyor. Ben de söyledim. Bırak oğlumun yakasını, git başka yerde arayın Kerim'i. Tamam bey amca, tamam, mevzu anlaşıldı. Hayda, bir Kerim'i daha biz nereden bulacağız şimdi, bulmuşken bir tane? Buluruz merak etme, iş adresini bulur gene buluruz onu. Bey amca, verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı küçük bir pardon. Lütfen kabul buyurun. Pardon. Tamam hadi bırakın şimdi reklamları, yürüyün. Ne bileyim ben, kapıyı açtım. İki dalyanak içeri girdi. Duydun mu Canan? İş yerime geleceklermiş. Duydum Kerimciğim, duydum. Evet ya, artık işe de gidemeyeceksin evladım. Olur mu hiç öyle şey anne? Ne yer ne içeriz sonra? Tamam Kerimciğim, tamam. Buradan alacağımız paranın adresi belli oldu işte. Götürür verirsin mafyaya. Evi falan da unut. Kaldık mı yine tavan arasında?